Meşhur penceremiz. Bu pencere çok şey anlatıyor. Uygarlıktan öncesi ve sonrası gibi. Aslında bitkilerin böyle biraz bir dünyayı ele geçirdiğinin de temsilcisi. Farkında mısınız? Siz baktığınızda pencere görüyor olabilirsiniz ama ben farklı görüyorum. Demek ki bakmak görmek değilmiş. Evet hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Last of Us'ın 4. bölümünden devam ediyoruz. En son bıraktığım yer baya bir trajikti. Gözümüzün önünde iki kişiyi öldürdüler. Ve hunharca yaptılar bunu. Bu yüzden buradakilere acımıyorum abi. Valla. Ağzını burnunu patlatmak lazım buradakilerin. Çok kötüler, çok zalimler ya. Garibanları bulup yatırıp üstüne çıkıyorlar. Eli de zaten bunları gördükçe kız şekilleniyor. O yaşta bir kız çocuğu için bu manzaralar kötü. Ama işte dünya da kötü. Virüs zaten ele geçirmiş dünyayı. Bir de üzerine kötü insanlar. Kalmış 3-5 tane iyi arada bul. Ejder'in hoş geldin. Evet arkadaşlar hızlıca başlayayım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Size iyi seyirler, bana da iyi oyunlar. Hadi başlayalım. Bu havada uçuşanlar ekranda gördüğünüz spor denilen zımbırtı. Hani bulaşan virüs. Tozları mı diyeyim artık? Mantarların tozu galiba. Evet, tam olarak burada bırakmıştık. Bu garibanları da öldürdüler işte. Bir tane kadını öldürdüler, şunu. Bir de adamı öldürdüler. Bir de arabanın önüne birini bağlamışlar. Ona da acı çektiriyorlardı. Gönül isterdi ki çıkıp kapışalım ama izlemekle kaldık. Şimdi etrafta loot yoktu galiba ama şurada silahı yapabileceğimiz tezgah vardı değil mi? Evet. Bakalım neler yapabiliyoruz oraya bir bakacağım. De pensemiz yok ya. Pense bulsaydık iyiydi de. Pense çıkmadı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Joe sendeyiz. Ne yapabiliriz? 237 tane metalim var bu arada. Çok iyi. Pense de 2 tane gözüküyor da ben nereden topladım ki onu? Acaba loot yaparken bilmeden mi aldık? Shotgun'a bir şey yapabiliyor muyum? Silah tepmesini düşürebiliyoruz. Cephane doldurma hızını düşürebiliyoruz. Ya yani düşürebiliyoruz derken yükseltebiliyoruz ve %100 dolduruyor. Çok hızlı şekilde. Aslında bu benim. Çok işime yarar ya. Bir de bunun dışında tüfek kullanacaksam tüfekte de bunu yapmam gerekiyor. Çünkü en son bölümde tüfek beni darladı abi. Yani bir şarjör değiştiriyor 3 günde. Çok kötü. Cephane doldurma hızı %15 artıyor. Zırh delici. Oo, silahın ateşlediği mermiler zırhları delebilir. Bazı abiler zırhlı ya, o da işimize yarar aslında da bunun için 3 tane kerpeten istiyor. Yani burada yapabileceğim en mantıklı şey doldurma hızını yükselteceğim. Yapalım bakalım. Vatbet hoş geldin. Aleykümselam. Reklam izledin de mi geldin? Abone değil misin? Valla Şafak Doğan sağ olsun 316 kişiye abonelik yolladı. Fiyatlar zamlanmadan önce. O 316 kişiden sana bir tane abonelik gelmedi mi? Vallahi ne diyeyim, abonelik kısmı sizde. Onu da ben yaparsam kapatayım gideyim dükkanı. Tabanca. Tabanca değil de shotgun'da bir şey yapabiliyor muyum? Aslında bunda da yapabiliyoruz değil mi? Dur bakayım bunda ne yapabiliyoruz? Germe hızı %35 daha fazla.
Bak bu işime yarar benim. Ben bunu yapacağım abi. Öbürü ne? Cephane doldurmanızı menzil. Bu da iyi ama şunu alıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yayı gererken yay da beni geriyor. Acayip geç yapıyor bu iş. Şimdi daha hızlı yapacağız. Bu yayın ekmeğini yeriz ya. Bu biraz da silent öldürüyoruz ya böyle sessiz. İş yapıyor yani. Abcan, bence pompalı daha mantıklı. Evet de şimdi biraz malzeme biriktirince pompalıya şey yapacağım. Abcan. Para yok, para yok abicim. Güzel diyorsun da. Dur bakayım yapabiliyorsak bir şey yapayım bari onda. Yapabiliyor muyum? Şaka yapıyorsun. Cephane doldurma hızı. Atış hızı. Tamam, bunu alalım. Abcan verdin gaz abicim sağ ol. Bunu da alalım anasını satayım. Bunları bir de seviye 3 yapsam var ya üf tadından yanmaz de. Şunu da alalım. Silah tepmesini daha az yapsın. Pompalıya ben de yüklenmek istiyorum. Çünkü büyük zombiler midir artık o virüslüler geldiğinde ekmeğini yeriz bence. Başka. Tüfeğe başka bir şey yapabiliyor muyum? Tüfekle işimiz bitti şimdilik. Daha fazla müdahale edemiyoruz. Tabanca. İkinci kılıf mı? Şaka yapıyorsun. İkinci bir kısa namluyu hızlıca çekmek için silah çarkında ek bir yuva oluşturur. Ya aslında şimdilik bunu almakla ilgili çok bir sorunum yok ki benim. Daha mı mantıklı olur acaba alsak? 75 şeye gidiyor yalnız. Hurda gidiyor. Hurda metal. Bilmiyorum ki. Alınır mı? 75 de çokmuş ya. Tamam etraftan topluyoruz ediyoruz ama. Hadi alıyorum ya. Bunu boşa koymazlar. Aynısını tüfekte de yaptık çünkü. Onun ekmeğini yedik. Bunu da yiyelim. 3-4 gün mü vardı Wattpad? Tamam, onu da almış olduk. Şimdi tabancalara biraz yöneleceğim. Bakalım bunlar bir şey yapabiliyorsak. Kalanı da bunlara harcayalım. Atış hızı, cephane doldurma hızı. İkisinden birini alabiliyorum sadece. Bu yüzden zaten bu 6 tane mermi alıyor değil mi? Atış hızı biraz daha mantıklı geliyor bana şu an. Onu aldım. Sonra malzememiz olunca da cephane doldurma hızını alırız. Para yok ne yapayım? Güzel toplamışız ama var ya yani güzel şeyler yaptık bence. Bu işi. Yayı geliştirdik, şatkanı geliştirdik, tüfeği geliştirdik, tabancalara kılıf aldım. Daha ne yapayım? Şimdi Eli, hazırsan gidelim. Balım. Allah'ım bayılıyorum bu kıza. Peki ben geliştirdim de ne oldu? Onu bir kontrol edeceğim. Şu an hiçbir şey üretemiyoruz. Malzeme eksik. Hapım kaç tane var? 50 tane. Üretim hızı. Üretim hızını %125'ten 150 olarak yükseltiyor. Yani artı 25 daha hızlı üretebiliyoruz. Dinleme modu mesafesi. Bu virüslüleri ve adamları uzaktan dinleyebiliyoruz ya. Hani nerede kaç kişi var anlayabiliyoruz. Ben sağlık yanın tarafındayım. Ben sağlık tarafındayım. Bunu alalım abi. Güvenin bana. Bir sonrakinde 100 istiyor zaten. Abi 50 hapı bulana kadar göbeğim çatladı benim. 100'ü nasıl bulayım? Hap çok çıkmıyor ki. Tamam. 3 ile 4 artık 2 tabanca oldu. Güzel.
Bir sonrakinde de yine tüfekle ilgili olanı alırız. Kılıf. Yani tekrar verir herhalde diye düşünüyorum. Şimdi yol buradandı sanırım. Muhittin amca hoş geldin. Boşuna üretme abi. Ne demek boşuna üretme? Aa, ben seni geç gördüm. Vardır senin bir bildiğin. Zarara mı girdim şimdi? Yanlış şeyler mi aldım? Nihayet o çifti öldürdüler. Kesin kaçmışlardır diyordum. Şimdi şu kamyoneti yerde bulduk mu? Tamam. Bak hayvanlara. O O kamyonette ordu falan mı vardı? Bizim koca ekibi nasıl harcamışlar lan öyle? Aramaya devam. gıpraştırmayın. Akşam olmadan işimizi bitirelim. Allah'ım bir de sinsi sinsi geliyor, tipe bak ya. Gel hele gel. Gel Allah için gel. Gel, o iki masumun kanı yerde kalmayacak. Sus 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 sus. Öbürü görecek ki beni. Kim lan o? Kim lan o mu? Selamun aleyküm. Kim lan o? Bir dahakine daha kibar olursun. Dinliyorum da bizden korkuyor gibiler. Korkarlar. Tedbirlerden bırakma da. Dürüst olayım. Beyler ben hoş Yapamadım geldin. da. Teşekkür ettim. Şey, Muhittin amca, gelmiştim. azami Tamam. sağlık mı? Yani sağlığı yükselttim, kötü mü yaptım bence? Muhittin amca sen bu işleri bilmiyorsun ha valla. Canı yükselttim işte, daha az hasar alacağız. Yani hayatta kalma şansımı yükselttim. İstiyorsun ki öleyim değil mi? 60 yaşındaki adamın bana yaptığına bak. Ben dikkatli bir oyuncuyum ve yayıncıyım Muhittin amca. O ne? Ya bana hap lazım. Hap, haplanmamız lazım bizim. Hap çok az çıkıyor. Şuklat mı? Vallaha. Göm göm göm. Canı da fulledik. Güzel. O ne? Onları kaçarken yakaladık. Birliklerin çoğu özgürlük bulvarına çekildi. Gece yarısı saldıracağız. Bulabildiğiniz herkesi toplayıp silah verin. Ayakta durabiliyorsanız savaşabilirsiniz demektir. Bizimle savaşmayı reddedenler sürgün edilecek. Orduyu destekleyenler cezalandırılacak. Bu akşam zulme son verip yeni bir yaşama adım atacağız. Bok atarsın. Nereye atıyorsun, her yer virüslü dolu. Bunlar sanırım Fedra ile araları bozuk. Fedra da askeri bir birlik işte. Yani kontrolü ele almaya çalışan. Kendi başlarını yiyecekler. Oh. Aptallar. Asıl problem zaten virüslüler. Herkes bir birleşse şu an bu oyun olmayacak. Daha ayrı konu ama. Yok anam, birleşmiyorlar. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Eli gel balım aşağı. Oo. Atmosfer fena fena. Umarım bir gün dünyaya böyle bir şey olur ve hayatta kalırım. Tadını çıkarırım vallahi ya. Ben manzaracıyım aga. İçten içe siz de böyle bir şey istiyorsunuz değil mi? Hadi kandırmayalım birbirimizi. Yol Çok ekibim insan. beraber geldi. Bittik görmemişler. Ya pazar sokağı? Arabayla bakıyorlarmışlar. Takanlıkları yerden çıkarın. Eliye bak, silah çekiyor. Allah'ım ya Rabbi, kız sana onu verdik de. Zor anda kullan. Kendini role Can, kaptırmış. ikinci katta biri var şurada. Sen her şeyi böyle söyleyecek misin bana? Nerede ikinci kat? Şşş, benim görmediğimi sen nasıl görüyorsun? Yayı bir denemek istiyorum. Şimdi yayı biraz geliştirdim de. Bakalım ne kadar geliştirmişiz. Uttin amca, spoilerlar çıkmaz benden. Sevinirim. Çünkü inanın bana, bu ve bunun gibi oyunları oynayabilecek kapasitedeyim. Bazen çok takıldım. Kasa şifresi falan bir şey olduğunda anca oyun biraz hızlı yürüsün diye yardım istiyorum ya sizden. Hepsi bu. İkinci katta biri var galiba. Çünkü oraya girdiğimde kalp atışlarım hızlanıyor. Fakat size kötü bir haberim var. Her yere mayın döşemişler.
Nasıl geçeceğiz? Aa dur, üsttedir bu. Buradadır, buradadır. Ben buraya girdiğim an kalp atışlarım hızlanıyor. Yani biri beni görecekmiş gibi. Demek ki çok yakında biri var. Fakat nerede? Sakin. Bir şey üretebiliyor muyum? Yani molotof üretebiliyoruz ama 3 tane var zaten. 3'ten fazla üretemiyorum. O yüzden şimdilik dursun. Muhittin amca, bu oyunda Fallout gibi herkes birbirine yapışıyor. Fallout'un dizisi çıktı bu arada. İzledin mi Muhittin amca? Biraz böyle niyetinin üstüne çıkmış sanki dizi. Yani bir iki bölüm izledim. Çok kararlı değilim, izlemekle izlememek arasındayım. Emin olamadım. Şimdi ben eğer bu mayını patlatırsam buraya üşüşür bunlar. Peki üst kata nasıl çıkarız? Mayında patmakta pat 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 pat. Mayında patlatmak zorunda değilim, altından da geçebiliyoruz. Soru şu. Hey, şu adamla kızı yakalamışlar. Duydun mu? Ha, yakalamışlar. Nereye yakalamışlar? Biri sizi trollemiş. Şurada da baktığım tarafta da bir adam var. Onu gördüm. Silah var. Balım, biliyorum var silahı da bizim de var. Buraya gelirsen ağzına burnuna ok atarım. Ya ben niye burada sıkıştım kaldım? Ayağa bir kalksam havaya uçacağız ha. Şuradan gaykıttıramaz mıyım ben kendimi? Bak bak, şurada şurada. Bu yüzden benim kalp atışlarım hızlanıyormuş. Peki benim bunu buradan vurmam yok mu? Evet, ben de duydum. Allah belanızı versin. Duymayın işte. Bir günde duymayın. Bunlar beni görürse var ya. O zaman plan değiştiriyoruz. Plan değiştiriyoruz. Ben de rahat olun. Oradan yemiyor gitmek şu an. O yüzden önce yukarıdakini halledeceğim. Haber verirse bu boklu haber verir. Karikroft hoş geldin. Muhittin amca, mayınları görmez diyordum ama gördü. Gözlerine bir maşallah diyebilirim demişsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nihayet anladın beni. Ayrıca buradan adam da vurabilirim ben. Muhittin amca. Bak, bu bir denemeydi. Kim var orada? Kimse yok. Nasıl kulağın varmış senin? Kulağın kopsun. Oha! Orada. Vallahi vurdum. Yeminle vurdum. Vurdum da he, hepsi de uyandı vallahi. Geç şatkana, geç geç. Şatkana değil, hatta tüfeğe geçeyim ben, dur. Ses yapmadığım sürece beni bulamazlar ki. Sürpriz. Kapışacağız artık. Artık kapışacağız. Neremde sağımda? Panik yaptırma bana. Neremde sağımda? Ha, buysa hallederiz bunu. On! Aa! Şşş! Vallahi sağımdaymış. Lan! Ben de vurdum ama ona. Yani vurmaya çalıştım en azından. Aa, niye böyle oldu? Tamam. Öldük, olayı anladım. Sessizlik abi, sessizlik. Çok fazlalar, sessiz. Benim olayım sessiz. Oo, buradan mı başladı? Tamam, tamam. İşime gelir. Şimdi daha da farklı oynayacağım. Yani daha sinsi oynayacağım. Umarım.
Toplayabiliyorsun mayınları. Nereye topluyorsun? Wattpad dokunduğum an patlar. Patlattıracaksın mı beni? Ah be Wattpad. Ben de rahat ol ya. Ben bir yukarı çıkayım bak ne oluyor. Kıpraştırmayın, kıpraştırmayın. Ne olur görme. Öbürü görürse ayva yedik. Allah senin belanı vere ya. Göre göre beni mi gördün? Ah ya. Kız küfür etme yayındayım. Cık, küçük psikopat. Bak seni Muhittin amcaya veririm. Adam bana bir tane vurdu da çok fazla hasar almadık. Asıl loot buradaymış lan. Lan! Aa! Dur 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 dur. Tek sende mi var boru? Ha? Ha, az daha götürüyordu beni ha. Can basmam lazım. 3 7 bas 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 bas. Muhittin amca çok eğleneceğiz. Teşekkürler. İzlemede kal. Ben de ya rahat ol. Muhittin amca sinsilik. Sessizlik. Edepsizlik. Yok o olmadı. Bak sinsilik sessizlik benim işim. Ben de rahat ol. Ben bu ve bunun gibi oyunlar çok oynadığım için bunların ruhunu biliyorum. Ne yapacaklar? Nasıl strateji geliştiriyorlar? Nereden gelecekler? Kaç kişi gelir? Ellerinde ne var? Bana ne yapabilirler? Bak bunların hepsi planlanmış bende. Yer yer odun ile de dalabilirim. Şimdi bunlar yukarı çıkması gerekmiyor muydu beni aramak için? O zaman şöyle yapacağız. Ben bir şey üretebiliyor muyum? Ona bir bakayım. Sağlık çantası üretebiliyorum. Üret. Sis bombası. Üret. Üretim iyidir. Üreterek ürersiniz. Yalnız şu oyunun en sevmediğim kısa sürekli eğilerek yürümek zorunda olmaktan nefret ediyorum. Ayağa da kalkarsam görüyorlar hemen. Bir gıpraşım hissediyorum. Ne kadar köhne bir ortam değil mi? Karakroft, Fallout oyunu var bende de. Daha oyunun konusunu bile bilmiyorum. Ne çok övdüler diziyi. İzleyesim gelmedi. Tam tersi olması gerekmiyor muydu Karakroft? Sen pardon. De... Aa! Sağa yanaşabilir miyim? Bağa mı yanaşacağım? Nasıl teklif be? Sağ hanımefendi sağ. Abcan niye böyle bir ses yaptın şimdi bu oyunda? Ben bu kadar irkilmişken. Yapma abicim. Korkutuyorsun beni. Valla Karakroft ben 2 bölüm izledim. Ama böyle şey gibi değil. Oyunu gibi değil. Oyunu da oynamadım bu arada ama izlemişliğim var birkaç bölüm. Yani konuyu toparlarsak. Çok sarmadı beni ya. Belki de ön yargılıyım bilmiyorum ama. Bir bölüm daha izlesem şekilleneceğim bence. Şimdi Wattpad. Mayınları toplayabiliyorsun demiştin bana. Emin misin? Toplayamazsam benim parçaları toplarsınız bak. Emin misin? Herhangi bir ibare çıkmıyor burada. Biri seni kandırmış. Lan! Allah belan versin onu unuttum ben ya yemin ediyorum. Abi toprakla aynı renk nasıl göreyim ben onu? Niye böyle oldu lan? Evet Wattpad bundan sonra seni asla dinlemiyorum. Mayındır patlayıcı şeylerle gelme bir daha bana. Bak patlıyoruz ben böyle bir şey olacağını buradan olacağını tahmin etmedim. Baya ölüyormuşuz lan. Ama bak test etmemiz de iyi oldu. İlk kez böyle bir şey yaşadım bu arada. Çok mayın gördüm ama
Genelde hani ateş edip patlatıyorduk. Ya da şişe atıp da patlatabiliyoruz. Esmait hoş geldin. Gördüğüm kadarıyla bana gülmüşsün. Umarım bir gün sen de patlarsın. Bak bu gelen salak da şu sol taraftaki değil. O böyle biraz daha askeri eğitim almış gibi bir havası var. Ama bu salak. Bak salak gördüğümü anlarım ben. Orta. Onu vurursun. Vallahi onu vurursun. Onu vurursun. Bırakmam. Bırakmam. Tuttuğumu bırakmam ben. Nereye bırakayım? Gelme sıkır. Hadi ateş et. Ne oldu? Bok koruyacaksın. Nereye koruyacaksın? Abi gelmeyin. Ayrılın bak. Oğlum adam benden kurtuldu. Böyle bir şey de mi var oyunda? Peki o zaman bunu siz istediniz. 20 dolar. Ben şunu bir al bakayım. Al al çekin mi? Yanlış yere mi attın? Gelme vallahi buradan da vururum. Ah ya. Öleceğiz öleceğiz. Ayvayı yemedin mi sen şimdi? Let's smite sana gelsin. Bak. Bak ne yapıyorum bak izle. Oy, içimin yağları eridi. Keşke daha hunharca öldürebilseydim. Bu arada beni Eli kurtardı. Farkında mısınız bilmiyorum. Arkadakini o yaraladı. Ne? Ha evet. Şu çizgi roman. Patlamadı. Demek ki ucu bu tarafta. O ne? Burada da bir adam yok muydu? Ben yanlış mı gördüm? Eli bu adamı da vurdu o zaman. Ben oynamayayım o oynasın. Ya şu benden nasıl kurtuldu gördünüz mü? Karnıma yumruk attı. Bende övülen diziler ters tepiyor. Kimse övmeden izlemem gerek. Karakroft seni biraz ön yargılı görüyorum. Vay be. Bu bölgenin de sonu böyle gelmiş demek. Yani? Dead for freedom. Özgürlük için ölüm. İngilizcem gittikçe gelişiyor ha. Oğlum özgürlük için ölüm de milletin içinden geçmişsiniz. Böyle bir özgürlük şekli mi var? Yaşasalar da birlikte hani kollasanız da virüslülere karşı savaşsanız daha mantıklı değil mi? İşte kime anlatacağım? Muhittin amca yanında tank var tabanca çekiyor. Ha adamlar değil mi? Salaklar işte. Bin tanka uçur beni değil mi? En güzeli. Adamlara fikir mi veriyorsun sen Muhittin amca? Her savaşta bir taraf kaybeder. Ya aileleri varsa? Herkesin ailesi var. Çok düşünmemek lazım. Mümkün mü ya? Karakroft online dizi yaz izlersin ya. Her şey Netflix değil. Dava mı açtıracaksın bana Netflix? Beni kaldırsana. Seni kaldıracağım da dur balım. Bakalım etrafta loot var mı? Kaldırmak kolay. Önce loot. Öğretemeyeceğim sana şu işi Eli. Elin kolun bir rahat dursun. Bak. Federal Afetle Mücadele Örgütü. İstikak Merkezi. İstikakın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeyen varsa çete yazsın söyleyeyim. Ya da doğrudan söyleyeyim. Oo. Sağ kalan var mı diye şehri tarama işini bitirdik. Otelde saklanan 3-5 tane asker vardı. İşlerini bitirdik. İyi bok yediniz. Herkesi öldürün zaten. Birkaçımız setle çevirdikleri alana geriye ne kaldıysa işte baskın yaptı.
Çatışma sırasında ağır makinelerin çoğu boku yedi. Tank hayallerimiz şu an için suya düştü diyelim. Muhittin amca, senin bahsettiğin tanklardan bahsediyorlar. Tanklar çalışmıyormuş. Ağır çaplı toplar da işe yaramaz herhalde. Bir tek askeri cipe bir şey olmadı. Üstündeki 50 kalibrelik silahı da cipi de onarabildik. Araç resmen tank gibi. Şimdi biri kafa tutsun da görelim. Oha, etrafta bir jip var ve 50 kalibrelik silahla mı donatılmış? İster misiniz onu bulalım? Eli jipi kullansa ben de onu kullanırım. Öf. Öyle bir şey olur mu acaba? Ya Muhittin Bey, siz düşünüyorsunuz da adamlar her şeyi düşünmüş. Salak mı bunlar? Tanklar çalışsa tabii ki kullanırlardı. Allah'tan çalışmıyormuş. Eli, seni buraya kaldırmamı mı istiyorsun? Gel. Gel pıtırcığım. Tamam, gel Eli. Tamamdır. Elimi sana verdim Eli. Hadi. Ha gayret. Küçük Herkül'üm benim. Allah'ım, bayılıyorum bu kıza ya. Çok şirin. Yani. Neredeyse vardık. Va, biz var ya 3 bölümdür bu köprüye varmaya çalışıyoruz değil mi? Ne köprüymüş ya. Ne olacak o köprüde acaba? Çok merak ediyorum. Şey mi diyeceksin? Dawn of the Wolf. Kurtların şafağı mı, ne bu? Hey, burada da kurtların var. Şafağı. Oğlum, benim İngilizcem bayağı iyi lan. Ne var? Her ne var gene? Poster var. Yani bunu izlemiştim salgından önce. Hadi ya. Sonunda kızı parçalıyor mu? Şey, kimseye bir şey olmuyor. Saçma bir gençlik filmi. Ne yani, zorla mı izlettiler? Bilmiyorum. Biz işimize bakalım. Peki ya. Geri... Geride loot sandıklarım vardı. Hayır canım, baktım ya her yere. Hiçbir şey yok. Aldım her şeyi. Muhittin amca, bunu bana şimdi mi söylüyorsun gerçekten? Abi vallahi yani loot bırakmamam lazım. Bir şey olur da görürseniz, ben görmezsem mutlaka beni uyarmalısınız. Çekinmeden dürtebilirsiniz beni. Çünkü bu silahları şimdi oyunun başında, daha doğrusu yayının başında geliştirdim hepsini ve bütün metalleri harcadım. 200 bilmem kaç metalim vardı. Şu an fakiriz. Gidelim de ortalık karış. Sorun yok, iyi sen. Oha, bunlar ele geçirmiş kamyonu. E sıçtık. Devam et. Bilmem 20 mi? 25 tane. Bizi görürlerse var ya, çok detay vermeyeyim size ama. Elinde 25 kutu. Söküp söküp takarlar vallahi. Nereden buldun lan? Ruben'la dolanırken şu eski otelde bir dolap bulduk. İçinden bunlar çıktı. Aramızda bir güzel bölüştük. Tadı güzel mi? Ne zaman yersin? Niye ki? Niye olacak? Canım çekti. Çeker tabii. Ulan geçen hafta götünü kurtarmıştım. Bakarız bakarız. Bıraksaydım da geberseydim. Vay arkadaş. Ya veririm ama şu mevzuyu açma artık. Umarım dediğin kadar vardır. Eyvallah Fatih, cümleten. Güzel olmaz mı? Kalibreyi gördünüz mü? 50 kalibre. Ve ben bu aracı da hatırladım. Last of Us'ın en son oynadığımız bölümünde 2 gün önce. Gözümüzün önünde birilerini öldürdüler ya. Önünde de adam var diyordum. O buymuş. Yani beni görürlerse aynı şey bize de muhtemelen olur. Bu yüzden sessizlik lütfen, sakin. Ben de rahat olun. Oğlum çok yakınlar ya. Peki ben bana buradan dalsam ne olur? Oğlum merak edip şuraya da bir gelip bakabilirsin. Her yeri geziyorsunuz. Burayı niye gezmiyorsun?
Peki ben bunları öldürmek zorunda mıyım? Uzaklaşabiliriz aslında. O bir seçenek değil mi? Küçük asker ya. Aha gel şuraya. Gelmedi mi yine mi? Bilinçli yapmışlar ha. Adam bütün odalara giriyor, buraya gelmiyor sadece. Oho, ben bunların keyfini mi bekleyeceğim? Atacağım şimdi bir molotof ha. Oha yok, oha yok. Sakin. Fena bir niyetim yok. Azıcık öldüreceğim. Bitti gitti bak. Tertemiz. Golf sopasına geçelim. Şimdi bir tane burada var, bir de araç var değil mi? Araç beni görürse... Bitti, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Azıcık nefessiz kalacağım. Nefes borunu sökerim vallahi. Şimdi neden benim hala kalp atışım var? Araba yüzünden mi? Arabaya ne yapacağım ben? Arabaya bir şey yapamayız ki. Aga ben boru alayım ya. Boru iyidir. Oha, bir kişi daha varmış. Gıpraştırmayın. Bu en salakları. Ben buna normal dedim ya. Bitti, bir şey yok, bir şey yok. Ağzı burnu yer değiştirdi. Boru böyle bir şey. Arabanın önüne ne yazmışlar gördünüz mü? İngilizce mealini söyleyeyim yani Türkçesini. Run, kaç. Yani arabayı görürsen kaç. Bu size bir şey ifade ediyor mu? Ben aldım mesajı. Muhittin amca kaç o zaman? Hayır canım dur. Muhittin amca. Kaçma yok. Taktik. Arabayla ilgili bir şey var ama henüz çözemedim. Sanırım bir de arabaya bulaşmak zorunda da değilim ben. Fakat nereden gideceğimi anlayamadım şu an. Buradan geldik. Karşımıza araç çıktı. Demek ki ben kavralarak bu taraflara gideceğim. Niye böyle oldu? Bir şey olmaz ki. Buradan bir şey yapamaz. Belli kalıbı sakın. Ne olacak peki? Sis atsam ne olur? Bunlar hep bilgi. Allah'tan zekiyim var ya. Oo, burada da adam varmış. Peki bunları niye vurmuyor o tank? O da ayrı bir soru. Oğlum bak bana öyle yapma, bende de var. Muhittin amca ne halt yiyeceğiz? Hayvan gibi sıkıyor. Buna bir şey de yapamayız. Koru beni. Evet.
Ben ne yapacağım anlamadım. Aa lan oha. Bu nereden geldi? Masanın arkasında adam var. Nasıl çıkartırız onu? Böyle. Ağzını burnunu kırdım. Aa ben buna ne yapacağım ya? Sürekli sıkıyor bu. Ha buraya gelemez. Ama sıkmaya devam ediyor. Oğlum bir sal lan. Allah yolda okumuş. Üf, bir tane vurdu. Selamünaleyküm. Öyle gelinir mi lan manyak? Allah senin belanı versin ya. Her yerden sıkıyor bu. Bir dakika ya. Burası benim geldiğim yer değil mi? Oyun dondu lan. FPS niye düştü bu kadar? Burası benim geldiğim yer değil herhalde, değil mi? Yok yok. Farklı burası. Peki bir şey üretebiliyor muyum? Şu an hayır. Şundan bir tane yapabiliyorum, yapacağım. Canım aslında full değil. Can bassak üretebiliyorsan bir tane de sağlık kiti üreteyim bence. Canı fullleyelim biz. FPS drop yedik az önce. Evet, biraz oyunla da ilgili. Hala optimizasyon sorunları var ufaktan oyunun ya. Ama eskiye göre daha iyi yapmışlar. O kadar olsun. Şimdi bu araç benim peşimi kolay kolay bırakmaz bence. Burada bir görevimiz var ama anlayamadım ne yapacağımızı. Kapı da kapatıldı. Biz mi kapattık o kapıyı? Ha sanırım pencerede kırmızı bir şey vardı. Bölüm. Oraya gideceğiz galiba. Loot yaparken görmüştüm. Şurası. Görüşürüz. Benden umudu kesince gitti. Şimdilik. Almışlar jipi, koymuşlar ağır makinalıyı. Milleti vura vura gidiyorlar. Yine mi otel? Ya farkında mısınız? Uzun süredir hap bulamıyoruz dedim ve hap çıktı. Demek ki arada bir dürtmek gerekiyor. Eli böyle ayakta rahat geziyorsa demek ki burada kimse yok. Şey üretebiliyor muyuz? Paracroft tankı tuzağı mı çekeceğiz? Hiç zannetmiyorum. Yanına yanaşamıyoruz. Nasıl tuzağı çekelim Paracroft? Ağır makinası var. Yol bu mu acaba? Böyle gidiyor. Aa pencere. Hayır. Sorun yok. Bizi göremezler.
Niye bu kadar kendinden eminsin, Joel? Bildiğin bir şey mi var bize söylemediğin? Aa, lan! Şşt, onu yapmayacaktın, onu yapmayacaktın. Joel. Onu yapmayacaktın. Joel, yeter! Vur, vur, kafasına vur. Bak. Hayda. Sakin ol. Bir oğlum bu ne lan? 10 yaşındaki sorun çocukların yok. Elinde silah var. Zarar vermezler. Gerçi mantıklı. İndir silahı. Ne vurdun be abi? Öldürmeye çalışıyordum zaten. Elimin ayarı yoktur. Ben de seni onlardan sandım. Sonra seni gördüm. Kafamda mantar mı var? Yanlarında çocuk falan olmuyor. Güçlülerin savaşı. Yaralanmışsın. Sen boş ver. Ben Henry. Bu da Sam. Kız sana Joel mu demişti? Eli. Kaç kişisiniz? Hepsi öldü. Yok, emin değiliz. Epey kalabalıktık. Akıllının biri şehre gidelim dedi. Erzak aramaya. Şu yavşakların tuzağına düştük. Sonra dağıldık. Şimdi de kaçmaya çalışıyoruz. Bunlar baba oğul mu? Abi kardeş mi? Birlikten güç doğmaz mı ya? Kız haklı. Yardımlaşabiliriz. Yakınlarda sığınağımız var. Oraya gidince konuşuruz. Seslendirme efsane ya Muhittin amca. Tamam, yolu göster. Gelin hadi. Şey, silah için kusura bakmayın. Dert etme. Ben de sıkıntı yok, ufaklık. Nereden geldiniz? Hartford taraflarından. Hadi ya. Orada işler sarpa sarmış diyorlardı. Ordu bölgeyi terk etti. Bu yüzden kaçtık. Şimdi burası gibi olmuştur. Dikkatli olalım. Dikkatli bilimizde olalım da. Noktaları var. Eyvallah da önce bir loot baksam mı acaba ben abicim? Siz buraları lootladınız mı? Bu ne ya? Anaokulu kreşi gibi. Hep oyuncaklar var, fark ettiniz mi? Bir şey öğrenmesini bulduk da. Bu ne böyle hep mürekkepli? Artırılmış yanıcı bomba. Yarı çapı. Üretim. Yanıcı etkiye sahip bir teçhizatın üretimi. Patlamanın etkili olması açısından önemlidir. Yani patlayıcı mı öğrendik yine? Molotofları geliştirdik. Şaka yapıyorsun. Patlama yarı çapı artık 1,5 kat daha geniş. Yani şöyle, ben şuraya molotof attığım zaman sadece şurası yanacağına odanın yarısı yanıyor. Size bunu bir sözle anlatabilirim. Yananı görür Allah. İlk fırsatta deneriz. Seslendirme konusuna gelince Ufuk, kesinlikle katılıyorum. Çok başarılı bir seslendirme. Sen mısınız? Adamın sesi, elinin sesi çok iyi. Birine onu koruyacağıma söz verdim. Öyle mi? Anladım abi. Abi mi? Sakallarım var diye mi? Güzel, saygılı delikanlılar ha. Keşke çok vurmasaydım. Durduramadım kendimi. Eliye vurdukları zaman delleniyorum ben. Kilitli. Kız benim kırmızı noktam, çizgim. Dokunmayacaklar ona aga. Bir de zaten kendi kızımızı da kaybettikten sonra daha duyarlıyız bence. Gitsen. Pop-up toys. Bak size dedim. Çünkü her yer oyuncak dolu. Burası oyuncakçı dükkanıymış. Durun. Ses çok. Camdan uzaklaşın. Oğlum bu araba bela oldu bize ya. Vallahi. Köpek gibi geziyor peşimizde. Ulan şu kamyon var ya, şehre geldiğimizden beridir peşimizi. Ben de ondan bahsediyordum. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Bırak şunu. Çantamda bir şey yok ama. Ne kural koymuştuk söyle. Ama çok hafif. Kural. Neydi? Sadece zorunlu eşyalar. Aynen öyle. Oo. Gidelim.
Karakroft, bu arada kapıya bıçak kullan demişsin de kendi devreye girmiyor mu? Yaklaştık. Evet, içime kurt düşürdüğün için teşekkürler. Hadi gidip kontrol edeyim. Merak ettirdin bana. Kendi çakı kullan. Demek ki ikinci bakışımızda yapıyor bunu. İşte bu kadar. Evet Karakroft, buradan loot çıkmazsa bozuşuruz. O ne? 10 tane at mı? İlk virüslüyü senin için vuralım o zaman. Oha oğlum, ne kadar loot varmış. Ama hep doluyuz. Ne üretebiliriz? Lan bir şey de üretemiyorum ki. Üretsem kalanları geri alacağım ama üretmiyor. Şu çantayı geliştiremiyor muyuz? Hani 3 molotof değil de 4 molotof yapamıyor muyum? Güzel parça bulduk bu arada. Silahları geliştirmek için. Çakı. Bir tane daha üretelim. Çünkü kapıyı açtığımda bir tanesi kırıldı. Beni biliyorsunuz. Benim malım kıymetlidir. Hap mı? Şaka yapıyorsun. 5 tane. Olur. Hap deyip geçmeyin. Öyle öyle biriktiriyoruz. Eli buna bayılır. Sweet Starlight. Hoyrat yıldız ışığı. Derin evre. Long Dark gibi. Bu da kitapsız mıyız? Sürekli kitap buldurtturup duruyor bizi. Güzel. En azından harcadığımız malzemelerin çoğunu tekrar kazanmış olduk. Şimdi bunlar beni aşağıda bekliyor değil mi? Muhittin amca. Gitti çakı. Canım sağ olsun. Yenisini yaptım. Muhittin amca. Yani ama oradaki loot için değerdi bence. Sen de benden cimri çıktın ha. Ben de bir ben varımdır zannediyordum. Demek ki beteri de varmış. O ne? Tamam anladık, oyuncakçı. Demek ki buranın anahtarı bu dayıda ha. Beklediğine beni kapıda. Oğlum bu çocuk çocukluğunu yaşamamış ha. Nerede oyuncak oraya bakıyor. Siktir. Yine mi? Onu ben hallederim dayı, sıkıntı yok. Ne buldunuz? Sen onunla kal. Belamızı bulduk. Ne buluruz? Varmış ama şimdi yoklar. Diğerleri nerede? Tekrar bir kolaçan etmek istediler. Özgat, hoş geldin. Pekala. Aman dikkatli olun. Ben de buraya bakayım. Olun olun. Bence de olmalısınız. Sen bir bana doğru gelsene. Bakalım. Oha, 3 kişi mi? Eğleneceğiz. Lan benim vallahi bunları yakasım var ha. Yapalım mı öyle bir çılgınlık? Bak şimdi bak, izleyin. Bu da neydi öyle? Bir oraya doğru bir gidip baksana, merak edin orayı. Orada ne ses olabilir? Oğlum bunlar işi biliyor ama ha vallahi. Bak biri gidiyor, öbürü tetikte bekliyor. Arap dayı bize geliyor. Hey hey hey. Bir şey duydum. Duy. Duydurtturacağım sana bir şeyi birazdan. Şimdi karşıdakini yaksam. Buna da boruyla saldırsak. Ne olur. Ama bir tane daha var. O da içeri girdi. O yüzden sessizliğe devam. Dışarı çıkmaya da gelmiyor ya. Vallahi dışarı da çıkmaya gelmiyor. Patlatacağım şimdi, o olacak ha. Zor tutuyorum kendimi ya. Kıpraştırmayın. Öbürü nerede? Öbürü yok piyasada. Bak bu salağa benziyor. Bunu hallederiz. Aa diyorum ve geri geliyorum. Görmeyin. Orada, bir şey gördüm. Gördün. Dostum, bir şey yoktur. Arap bizi ikidir kolluyor. Öldün ah ya. Sen. Ha öldüm ben. Arkadaşlarını patlattım. Nereye öldüm?
Ah ya. Oy, headshot mı? Şş, oynuyoruz ha. Başardık. Ne zannediyorsun? Helal be ihtiyar. İhtiyar demezsen sevinirim yalnız. Sakallarım var hadi diye mi? Kamyona dikkat. Ben bu çocuğu döverim yine bak. İhtiyar deyip duruyor. Kamyona dikkat mi? Hala mı dışarıda o? Şimdi şaka yapıyorsunuz. Oğlum beni de alaydınız. Ne ayak bunlar, kafalarına göre gidiyorlar. Lider ben değil miydim? Oha. Oo, sıçtık. O zaman molotof zamanı. Bu sefer yakarım vallahi. Bak, ilk yanacağı göstereyim size. Karşıdaki siyah kapşonlu dayı. Geçmiş olsun. Ah ya. Ay, o nasıl çığlık? Bunu nasıl öldürsek acaba? Tüfek ile dalayım ben buna. Ay, koluma. İlki deneme atışıydı. Parmakla rüzgara hesaplıyorsunuz ya. Onlardan yapıyorum. Eli, Red Bull'muştun ya, benden önce hareket ediyorsunuz. Az yavaş, az yavaş. Adamın... Ulan bunların ölüye de saygısı yok. Gerçi beter olsunlar. Dilini gördünüz mü, dilini? Dilini koparırım adamın. Bak, artık diş sorunu da yok bu arada. Eskiden yakışıklıymış. Ya Muhittin amca, gör bunları. Etraf karniye. Yaptırtırıyorlar. Anahtar bende ama. Nereden buldun? Oo. Öldürüp aldım. Öldürüp aldım. Herkes girsin, böyle emir kipi kullanmazsan sevinirim. Önce loot. Bekle. Acelem mi var? Fedra buralara da gelmiş demek ki ya. Bu kapıdaki şeyler bak, Fedra'nın. Adamlar her yeri parsellemiş. Ateş böceği milis kuvvetleri üyeleri tarafından takılan bir kolye. Lucas Rios. Aldık. Kaç tane bulduk? Bir 5-6 tane bulmuşuzdur sanırım. Böyle farklı farklı lokasyonlarda çıkıyor karşıma. Kaç yaşındasın? Ben mi? 14. Sana ne oğlum? Senin yaş kaç? Aynı işte. Sen 14 oldun mu? Az 10 yaşındasın. Pekala. Cidden bak. Eliye mi yürüyorsun oğlum sen? Tipin değil. Ya içgüdüsel sahiplenme şeyi hissediyorum. Burada bazı kişileri öldürdüklerinden falan bahsediyor. Hatta aileyi öldürmüşler ve bunu yapanlar da gençler, çocuklar falanmış yani, ergen dediğine göre. Ne kadar acımasız bir dünya olduğunu buradan anlayabiliyoruz açıkçası. Ya hayatta kalmak için öldürenleri anlayabilirim ama böyle bir süreden sonra bu iş keyfileşiyor ya, böyle hani hükmetme olayına dönüyor. O çok kötü bir duygu. Dur. Bu gibi durumlarda The Walking Dead, ne bileyim Last of Us'ın dizisi vesaire, oradan yola çıkarsak temel konular buna dayalı aslında. İşte burası. Neresi? Oğlum sende her yerin anahtarı mı var? Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun?
Karakrof ne? Mantarlı virüslü şey mi yedirttireyim size? Ofisime hoş geldiniz. Ne kadardır burada kalıyorsunuz? Birkaç gündür. Biraz yiyecek bulduk ama. Gel. Börtlen. Tonla zulalamışlar. İster misin? Yok. Rahat ol abi. Güvendeyiz. Oğlum abi deyip durma lan bana. Neden gitmediniz? Doğru zamanı bekliyoruz. Ve? Gel. Şuna bir bence bak. Bizi bekliyordunuz siz. Doğru zamanı değil de. Yusuf da mı gidemiyorsunuz? Yavşakları gördün mü? Gördüm. Sen her deyince daha aşağıda da toplanıyorlar. Yani? Şu köprüyü kolluyorlar. Gece oldu mu ufak bir grup kalıyor. Güneş battığında hareket vakti. Okay, beş, hoş az geldin. Kişi varken eyvallah. Gizlice geçebiliriz. Tutabilir. Tutacak. Hem de nasıl tutacak gör. Vay be. Ne oluyor orada? Tamam hazır mısın? Börtlen mi acıttı? Bizimki epey süredir böyle gülmüyordu. Kız çok etkilenmemiş gibi. Nereye gidiyordunuz? Ateş böcekleri batıda konuşlanmış dediler. Onlara katılacağız. Tabii. Merhaba, hoş geldin. Aleykümselam. Niye güldün? Bu ara her önüne gelen ateş böceklerinin eline bakıyor gibi de. Evet, belki de bir sebebi vardır. Yerlerini bilmiyorsun ama onlar için çocuğu ülkenin diğer ucuna mı götüreceksin? Şöyle yapalım. Bırak kardeşimi ben düşüneyim. Kızı da sen, oldu mu? Ha, Mehmet hoş geldin, eyvallah. Sakin ol. Aleykümselam. Biz de ateş böceklerini arıyoruz. Bunun bildiği bir şey var ha. Şehrin dışında terk edilmiş bir telsiz istasyonu var. Yani? Gruptan sağ kalanlar orada buluşacaktı. Yani? Kızla katılmak istiyorsan bu gece yolcuyuz. Sen yapamadın. Öyleyse biraz dinlenelim ha. Bak bu herhalde tek gitme yemedi. Bizi de işin içine sokuyor. Yardım etmemiz için. Tamam iyi bir şey ama ne olacağını bilmiyoruz. Vakit geldi diyor. Tamam. Bak Ayvaşı, bir saat olmuş bile bugün erkenciymişsin. Hızlı hareket edeceğiz. Tamam. Aynen. Ne olursa olsun bana tutun. Biraz erken çene açtım Bak Ayvaşı. Çene gibi. Çene gibi. Tamamdır. Güzel. Güzel. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Süper. Uzaklaşmayın tamam mı? Evet. Yayından sonra. Daha önce denedin mi? Bakarım. Görüşürüz. Evet. Anlaşıldı. Kasma bir ihtiyar. Umarım yolu biliyorsundur. Çevik hoş geldin. Selamlar usta, hayırlı yayınlar. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ettim. 8. ay aboneliğin. Eyvallah, sağ olasın. Biz de başımızı belaya sokmak üzereydik. Ya buldum iki tane siyahi. Biri çocuk, biri abisi mi babası mı belli değil. Hala öğrenemedik. Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar. Aylardır buraya tıkılmışlar. Bak sen şu Allah'ın işine. Beni buldular. Hadi gidelim. Yardım istiyor boklular. E ne yapayım şimdi, etmeyelim mi? Beni biliyorsun. El uzatana yardım ediyoruz. Bir de gece vakti ha şu an. De bence çok rahat gidemeyeceğiz abi. Bir şeyler olacak kesin. Bir de gece yani. Dikkatinizi çekiyorum. Sendeyiz. Bende miyiz? Sendeyiz. Sıçtık. Aa, sokak mı? Şimdi. Şunları sessizce indirelim. Seni takip edeceğim. Tamam. O zaman niye sessizce indirelim diyorum? Sen indir. Isınmaya çalışıyorum. Isındırtacağım ben sizi. Aa, yardım edecek bana. Süper. Bekle oğlum, beraber dur. 1, 2, 3. Hala şey denir mi? Bitti bitti, bir şey yok. Ben uzun süreli öldürme taraftarıyım. Hemen ölmesin mi?
Oğlum sen niye bu kadar sabırsızsın? Dur, belki loot vardır. Yokmuş, gidebiliriz. Bendeki mesleki merak. Ama hayır mı? Mehmet, yayındayım. Vallahi halk linçler seni bak. Yalnız dışarıdan hastalıkların sesi de geliyor ha, yanlış duymadıysam. Amına koydum. Oğlum gördün mü lan? Oğlum yayındayım. Oha! Niye bu kadar küfür bastınız ya? Tamam, dünya artık eskisi gibi değil, farkındayım da. Azıcık empati, birazcık da sempati. Hastalıklıları vuruyorlar bu arada. Duydum da hiçbir bok görmüyorum. Oğlum bu beni görürse bana da gelir bu arada. Vursanıza. İşte orada, işte. Aynen, vurdun onu. Hadi. Şimdi ben oraya nasıl geçerim? Bunlar bizi görürse öttürür. Demek ki gizlilik esas. Buradan atlasam beni görürler mi acaba ya? Onu düşünüyorum. 3 kişiler. Bu çok ışığın olduğu yerde 2 kişi var. Deneyeceğim. Allah'ın körleri. Bir yandan da bu kıkırdayanlar işimize yaradı ha, buraya sızmak için. Soru şu. Aşağıdakini nasıl halledeceğiz? Bu biraz zor olacak. Peki yukarıya molotof atsam, o ikisini yaksam da bunu vursak olmuyor mu? Onu deneyeceğim. En mantıklısı o bence. Küfür etme bak, ağzına vuracağım zopayla ha. Oo lan, kötü fikirmiş ya. Lan ben bilmiyordum ki bu kadar kalabalık olacağını. Bizimkiler de yardım eder herhalde inşallah. Oho, duyan geliyor vallahi. İndin de iyi bok yedin. Temiz mi? Şaka yapıyorsun. Nereye gittin lan? Değil, hala değil. Oğlum ben de attığım headshot vuruyorum ha, ne hikmetse. Kes elektriği, kes elektriği. Başardık. Başardım. Başardık değil. Orayı bir düzeltirsen. Sen buralarda donla gezerken biz virüslü vuruyorduk. İyiydi o. Biraz kolay gibi oldu değil mi sanki? Öyle değil işte. Molotof işi çözdü. Bu yüzden molotof üretiyorum. Vallahi molotofu geliştirmemiz de iyi oldu bence. Hasar yarı çapı da yükseldiği için iş yapıyor. Çok şey mi kaçırdım? Henry, el atsana. Mehmet, meraklandırma beni. Dur, yayındayım Mehmet. Oo! Kaç 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 kaç. Vallahi tararlar. Oğlum bu araç niye peşimizi bırakmıyor bizim hiç? Dur dur dur. Hey, bu taraftalar. Oğlum Allah senin belanı vermesin. Niye gözüküyorsunuz ya? Tamamdır. Ne tamamdır? Hadi millet. Bu ne tez canlı bir adam çıktı. Dikkatli olun. Hayal bak bu ölür ha, ben size söyleyeyim. Vallahi ölür bak. Bu kafayla giderse ölür bu. Şu çocuğu da öldürttürür. Eli gel canım. Tamam git bak. Ya da sen gel. Alıştık.
Sorun yok. Sam, gel hadi. Gel evlat, hadi. Aferin. Gel. Oo, çabuk. Eli. Ayva yedik, ben burada kalacağım değil mi? Anasını satayım, hep olan bana oluyor zaten ha. John'u da yukarı çekelim. Bok çekersin, nereye çekiyorsun 90 kiloyu? Gidiyoruz. Ne? Ne saçma? Bak satış, gel, gördünüz hemen. Mü? Nereye lan Henry? Hayat böyle işte, satarlar. Kız sen niye geri geliyorsun? Bak daha çok sevmeye başladım bu kızı. Joel hadi. Vallahi hadi, aç. Hadi gir içeri çabuk. Tamam. Dönüyoruz. Arka taraftan dolanın. Gördünüz mü nasıl sattılar? Buradan nasıl çıkacağız lan? Hallederiz canım, hallederiz. Sen beni bırakmadın ya, gözüme daha çok girdin. Tipini yediğim. Ver bir yanak. Ver bir yanak. Galiba buldular. Oğlum siz niye bitmiyorsunuz lan? Buradan gelebilirler. Geleceğim oradan birazdan. Bak bu salağa benziyor. Bunu hallederiz. Arkadaki için aynı şeyi söyleyemem ama. Aa, bu salağa benziyor. Yürüyüşünden anladım. Oğlum öbürü de çok yakın ya. Bunların ikisi aynı anda gelirse ne halt yiyeceğim ben? Geç şatkana, geç. Ben ne kadar meraklı bir abisin böyle. İnşallah bugün ölürsün. Sıçtı. Tam bir patla. Ah ya. Oha, iki parçaya ayrıldı. Yemin ediyorum. Yanmak isteyen. Boşa attık. Vallahi boşa attık. Oha ya. Daha bende neler var. Sana da şişeyle dalacağım. Vazgeç. Yok, dalacağım. Vazgeçtim, dalacağım. Eli sen onu vurursun. Atış talimi yapalım. Hah, aferin. Kafasına nişan al, bacağından vur. Kız kafasından vursana. Nereye kayboldu lan bu? Kör müsün? Sen kızı da göremiyorsun ki zaten. Güzel vurdun. Ne yap? Şimdi sana ne yapayım? Öldürme beni. Niye? Bırak neden? Gideyim. Neden? Öbür tarafta dedene selam söyle. Ben de bunlara ayar olurum ha. Önce dalıyorlar. Malzeme var mı bakalım? Hasar verince de öldürme beni. Oldu canım. Kendini küçümseme. Ağzıma burnuma vururken öyle demiyordunuz. Acımayacaksın aga. Vallahi acımayacağım. Orada bir şey mi gördüm? Kiremit. Şimdi malzeme var mı bakalım dediğine göre Joel, demek ki burada bir şeyler var. Ama nerede var? Oo, ortamı kurmuşlar. O ne lan? Niye burayı gösteriyor? Oo. Ha, yani? Yani? Kapıyı açmak için mi bunu çektik? Dur bakayım. Ha evet. Okey, dur o şimdilik kalsın. Bence bununla işimiz var galiba bizim ya. Bir dakika, şimdi malzeme var mı diye bakalım dedi ya. Ama hiçbir şey çıkmadı. Buradan yola çıkarsak malzeme yokmuş. Oyunun böyle yanıltmaları da mı var? Peki. Duygularımla oynadı. Kemal hoş geldin. Selamlar, iyi yayınlar, tam ekrandayım. Nereden bileceğim peki?
Dün de kardeşim laptopu ele geçirdi. O yüzden gitmek zorundayım dedim. Ama Zirakul senin için öyle demedi. Bu adam madem laptopunu kardeşe aldı, telefonu yok mu bu şahsın dedi. Ve benim kafamda soru işaretleri de oluştu. Kemal. Tamam altından. Aç ulan şunu çabuk. Kapalıyız. Ooo. Sıçtık. Oğlum ben nasıl kaçayım bundan ama ya. Ruh hastası ya. Yemin ediyorum ruh hastası. Ben de var ya cephanelik gibiyim ha. Silahları gördünüz mü bendeki? Biz de boş değiliz de. Buna ne yapayım ben? Kaçarım aga. Arkaya bakmıyoruz. Arkaya bakmıyoruz. Yine mi? Koş hadi. Bence sen kendine bak Joel. Bok gelirsin buraya. Nereye geliyorsun? İki tane otobüs var. Atla. Karart gözünü. Atla, atla, atla. Başka seçeneğimiz mi var? Atlarız. Hayır, çok yüksek ve sen yüzemezsin. Seni kaldıracağım. Aralarından kaç. Zaman yok oğlum. Atlasana. Sen beni tutarsın. Eli. Atla oğlum. Öleceğiz. Eli. Atla. En doğrusu. Tuttum seni. Oo, o neydi lan? Kafayı bıraktık orada. Oğlum hani bu kız yüzümü bilmiyordu? O beni kurtarmış. Henry uyandı. Hey Joel. Hayattayız. Kalk. Gördün mü? Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. Seni sen fark etti. Çok vur yumruğu, vur yumruğu. Güzel. Henry, yaklaşma. Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter. Joel. Bizi orada ölüme terk etti. Doğru. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. Yardım için dönseydim, Sam'i riske atardım. Sam dur. Adam da haklı. Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Hayır. Seni kurtardım. Evet. Beni de kurtardı. Mantıklı. Gittikçe daha çok seviyorum. Evet. Öpüşün barışalım bence. Başta hak vermemiştim ama mantıklı. Çünkü bunun da yanında küçük çocuk var. Ne yapsın? Sizi iyi ki de fark etmişiz. Bak şu Allah'ın işine. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Bunun da gözü yemekte ya. Sevineceksin. Aklıma long tak geldi. Biz bölgeyi arayacağız. Bir şey var mı bakalım? O zaman ben de ararım. Oğlum burası ne garip bir yer ya. Sen iyi misin? İyiyim de evet. Bebeğim sen niye oradan gidiyorsun? Gel buradan. Şu kuleyi bulalım. Ya da burada bir şey var da varmış. Vallahi varmış. Bu yüzden Eli'yi takip ediyoruz. Küçük kurt köpeği gibi ya. Olabilir evet. Ama orada hastalıklı da olabilir. Sağ ol ya. Kıçımın kenarı düne kadar ben kurtarıyordum. Gözünü dört aç diyor bana. Aşağıda var ya kesin bir şey vardır ha. Yani kötü bir şey vardır bence. Ya da sallıyorum. Vay be. Ne oldu? İlk tekneye binişim. Sen bir de su üstündeyken gör. Bak, yine mi kitap bulduk? Peki bu kitapları alıyor da niye Eli'ye vermiyor? Habire stokluyoruz. Biriktirip toptan mı vereceğiz? Açıkçası bu kaos ve yıkımdan yeterince kaçtım sanırım. Kayık sefasının da sonuna geliyoruz. Erzağın bitmek üzere ve teknenin vaziyeti hiç de iç açıcı sayılmaz. Gerçi er ya da geç böyle olacağı belliydi. Gidip insanoğlundan geriye kalanları görmenin vakti geldi gibi. Ne ters gidebilir ki?
Ölmüşsünüz muhtemelen. Daha ne olsun. Olur da iskeletimi bulursanız lütfen kafatasımıza... Ne? Kafatasıma basma mı? Bu mu son dileğin salak? İnsan beni göm der, bir şey der. Kafasızmış demek ki bu. Siz böyle bir şey olsa böyle bir not mu bırakırdınız? Aga bak burada bir üstü vardır ha. Mantar falan var burada ya. Mantar değil mi bu? Bu abinin iskeleti, cesedi, mesedi de bir şeyi de yok. Herhalde şey ya, öyle yazılmış bir not. Galiba bir şey bulduk. Hadi ne buldunuz? Bakalım. Hadi gidip merak edelim. Yalnız ortam çok güzel değil mi? En azından şu kısmı. Bence buradan geçebiliriz. Önden sen git. Bir el atsana. Atacağım ben sana şimdi bir el. Dur. Ne üretebiliyoruz bir bakalım. Patlayıcı üretelim. Molotof üretelim. Başka da bir şey üretemiyorum şimdilik. El mi istiyordun sen? Al. Tamam, birlikte hadi. Hadi bakalım. 3 deyince. 3. Hadi çocuklar geçin. Pekala, hadi bakalım. Oyunun başından beri bir şeyleri kaldırmakla uğraşıyoruz ha. Kas yaptık. Keşke Tess olsaydı değil mi? O kadın hep yardım ediyordu bana ya. Fenerleri yakın. Sam yanımda. Tamam, yanındayım. Biliyorum. Nihayet öğreniyorsun. Aga burası hiç hoş bir yer değil ha. O koca abilerden gelmesin buraya. Sulu yerde de otelde gelmedin mi? Demek ki bizi korkutmak gibi olmasın ama. Ne taraftan? Geç abi geç. Şatkana geç. Biz de buraya bakacağız. Tamam, siz orada ölün, biz burada ölelim. Niye aynı yerden gitmiyoruz? Benim de hoşuma gitmedi. Ama başka şansımız yok. Abi kesin burada bir şeyler var ya. Bak net diyorum size. Ortam çok kötü. Şimdi bir önce bunların yanına gidelim de ben olayı anladım gibi. Bu taraftan. İleride ne demek? Yol var galiba. Hayır dur, ben burada bir şey gördüm. Bakmadan hayatta gitmem. Eli. İş sana düşüyor galiba. Teli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. Ah evet. Bayağı büyük bir sıçan. Tamamdır Karacroft. Kemal şu an mobildeyim hala. Şu an gerçekten hala mobilde misin? Bir şey yaz mesela bana. Seni rahatsız edeceğim Kemal sürekli. Acaba bu abilerin gittiği yolla şu an bizim açtığımız yol aynı mı? Vala. Senin canını yerim. Sen vala mala mı diyorsun? Kız çekil. İyi ki de gelmişiz bence. Anam o kaç tane haptı öyle? En büyük kutuyu bulduk. 10'lu mu 20'li miydi o? 50 tane malzeme parçası mı? Birkaç ay boş bıraktım ve dünya hemen boka sarmış. Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklı ya da sağlıklıyla. Güzel laf bu arada. Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklı ya da sağlıklıyla. Derin laf. Çünkü hastalıklılardan ziyade hayatta kalanlar da çok tehlikeli. Görüyorsunuz. İnsanoğlu besin zincirine yeniden dahil oldu. Aslında bu kadar uzun süre sağ kalabilmem mucize. Bu kanalizasyon epey güvenli gibi. Sınırlı giriş çıkış sayısı savunmayı kolaylaştırıyor ve içeri biri dalacak olursa da bu labirentte izimi kaybettirebilirim. Güçlü olmasam da hızlıyım. Yukarıda işler düzelene dek burada biraz dişimi sıkacağım artık. Bir süre lağım faresi gibi takılacağım. Beni ararsanız kanalizasyondayım. Bana şans dile. Ayş. Bu adam az önce gemide bulduğumuz notu yazanla aynı kişi bu arada arkadaşlar.
Kafatasımı bulursanız üzerine basmayın diyen var ya. Yazan kişi aynı kişi. Her yere not bırakmış boklu. Kesin onu ölmüş mü bulacağız biz? Bu arada çok sağlam malzeme çıktı ha. Az da almayı unutuyordum. Eminim siz bana hatırlatırdınız. İyi ki açmışız burayı bu arada. Ben her zaman diyorum aga, merak benim işim. Kemal yapma ya, tam oyuna odaklandım. Demek ki başka bir şeyde başka bir oyun oynuyorsun sen. Kemal sana da rahatsızlık veriyorum, kusura bakma kardeş. Benim rahat edemediğim yerde kimse istirahat edemez olayı gibi oldu değil mi biraz? Peki Kemal. Aga kesin burada bir şey var ya. Bak ben net diyorum size. Gittikçe ortam daha kötü hale geliyor görsel anlamda. Demek ki burada bir şey var. Şuradan çıkalım mı? Bok çıkarsın oradan. Su var, su. O suya girince de bir şey olacak kesin. Hayır, orası çok yüksekte. Ama yüzme bilmiyorum. Oğlum. Evet, ben de bilmiyorum. Bu yüzme bilmeyenler bize mi denk geliyor ya? Eli de bilmiyor. Niye öğretmiyoruz tamam, biz Joel, bunlara yüzmeyi? Nasıl geçiyoruz? Sen geç önce. Düşünmemiz lazım. Önce sen geç mesela. Bir günde değişiklik yapalım. Neden ben hep ben önden gidiyorum? Şey belki de kullanabiliriz. Gel anam gel. Gel. Gel ne varsa bizde var. Belki de bir yere açılıyordur. Evet, kesin bir yere açılıyordur. Aa lan! Sıkışmış. Bir dakika, bir de ben alıtayım. Ne demek sıkışmış? Hiçbir şey çıkmadığına göre orada demek bekleyin. Ki... Neden ben tek gidiyorum, neden? Sen de gelsene, Kara abi. Abi çıkış da yok ki burada. Benim göremediğim bir şey mi var? Çıkamıyorum. Herhangi bir etkileşim yok. Bir gıpraştırma yok. Borudan mı çıkacağız? Borudan da çıkmıyor. Buradan. Buradan da çıkmıyor. anlamadım. Göremediğim bir şey mi var? Ha dalacağım herhalde. Değil mi? Sıçtık. Kriptes hoş geldin. Dur yukarı çıkayım da size öyle bakayım. Teşekkür ettim eyvallah. Bekir abiniz hoş geldin. Eyvallah. İyi yayınlar, nasıl kuruyacak bu adamın üstü? Üstü boş ver. Altı nasıl kuruyacak? Alttan... Longdark'ta soğuk yiyoruz. Burada da ıslak geziyorum hep. Tetanoz olacağım. O başka bir şey miydi? Soğukta gezince bir şey olurum da ne oluyorum? Dizanteri miydi? Yok, o da suyla oluyordu. Hastalık hastası oldum Bekir abiniz. Hiç sorma. Virüslü suyla mantarlısıyla uğraşıyorum valla. Bir de iki tane yeni misafirimiz var. Onları korumakla da mükellefim. Beni biliyorsun. El uzatana yardım ediyoruz. Şükür. De. Yolu bulamadım hala. Bir şey var ama gözden kaçırdığımız. Hala. O ne? Fontes'in ateş böceği künyesi. Tamam. Burada bir çakallık var. Suyun altında yol yok. Şurası biraz dikkatimi çekiyor. Buradan buraya su doluyor ya. Yani. Ama buradan da çıkamıyorum işte. Herhangi bir etkileşim yok. Şu aşağıdaki ızgaraya baktım. O da açılmıyor. Yani. Belki şuradandır. Bu da değil. Bir geri dönelim bakalım ne olacak. Kripnis, su altında palet var. Ne demek su altında palet var? Ben nasıl görmedim o zaman? İnşallah trollemiyorsundur. Neredeymiş o palet?
Olsa bir de suyun altında niye palet olsun ki? Üstünde olur palet. Yani. Yani. Eli hoş geldin. Kemal zatüre. Gene duramadın yazdın değil mi? İmdat diyorum ya. Yol yok yol. Şş, palet diyorsunuz. Nerede palet var? Yok palet malet burada. Evet Kryptons. Bugün de trolledim. Bak bambaşka bir şey var. Boru girmiş. Kapıyı da tutan buymuş. Henry bir denesene. Tamam. Evet işe yarıyor. Şimdi ben geçerim kapı kapanır. Gidip bir bakacağım. Dikkatli olun. Bence ben dikkatli olayım. Onlar geride. Kripnis, hocam yukarıda palet vardı. Onu suya atıp karşıya geçeceksin. Bizim karşıya geçireceksin bizim küçük hanımı. Yanlış hatırlamıyorsan. Diyerekten yanlış hatırlamışsın bak. Boru sıkışmış aşağıya. Kripnis. Kapıdaki zincir de olabilir. Su altında büyük bir kapıya doğru geç. Oradan zinciri aşağı çekecektin. Kripnis, anlattıkça daha çok bilmediğin ortaya çıkıyor. Boru vardı boru. Zincir değil o. Zaten çözerim ben. Rahat olun. Biz de boş değiliz. Gönül koyarım. Palet şu an var. Zaten olmalı da çünkü bizim iki ufaklık da yüzme bilmiyor maalesef. Ben ses mi duydum? Allah senin belanı versin. Kapının arkasında bir şey var. Kıkırdayan var yemin ediyorum. Bak dinleyin. Kıkırda. Duydunuz mu? Vallahi var. Yemin billah var. Hayatta geçmem o kapıdan. Hı-hı. Belki geçmek zorundayım ama şu an geçmem. Gerildim. Peki ben bunu atarsam sese o gelmeyecek mi? Demek ki gelmiyor. O siyah abiyi de buraya alalım da ondan sonra açarız o kapıyı. Saldıracaksa ona saldırsın. Buna korku demeyelim, tedirginlik diyelim. Aa, yine bu şey. Gel balım gel. Atla Eli. Güzel fikir, akıllıca. Ne zannettin? Hazırlan seni de gelip alacağım. Küçük kara çocuk. İn artık in. Kız in. Çıksana. Ha, bırakmam mı lazım? Lan bırakamıyorum da. Şşt bıraksana. Aa bırakmıyor da. Ne yapacağımı anlamadım. Buradan da geçmiyor. Allah rızası için in. Bak vallahi atarım yere. Allah Allah. Yönünü mü beğenmedi acaba? İn hadi buradan in. Ya Rabbil Alemin. Kız insene. Neyi yanlış yapıyorum? Yapıştı inmiyor. İmdat.
Abi paleti tuttu, bırakmıyordu ya Joel. Ya bırakamıyorum şu an. Allah Allah. Oyunda mı sıkıntı oldu? Başka bir şey mi var acaba? Sanırım bunun canı... Aa bir dakika. Belki de buradan. Oradan gitmediğine göre. Demek ki burada bir halt var. Olabilir mi? Yine ne varsa bende var. Hadi hayırlısı. İşte bu. Aa, bu kadar basit miymiş? Lan ben de çıkaydım oraya. Şş, beni almadınız. İşi yaradığına inanamıyorum. Nazar değecek bak. Oğlum beni almadınız. Ha bu belki beni çeker yukarı, olabilir mi? Çek çek çek. Şaka yapıyorsun. Seni sevmeye başladım. Evet, bu konularda bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. Artık pro olduk diyor. Çelenk hoş geldin. Karakroft yan çevirip aradan girebilir mi? Çözdüm. Karakroft ben de rahat ol. Sen tekrar tam ekrana geç bence. Beni de rahatsız ettik, kusura bakma. Şatkan elimde kalsın da. O kıkırdayanın sesini duydum ben. Pense bulduk. Çok güzel. Bu ne lan? Bu başka bir şey. Yo, bu başka bir şey. Neymiş bu? Seviye 3 teçhizatlar. Şimdi ayvayı yemediniz mi? Tamam, yani daha iyi silahlar yapacağız gibi geliyor bana sanki. Seviye 3'e geçtik çünkü. Oradan baktığınızda seviyesiz gibi mi duruyorum? Hak ediyoruz bence. Buraya kadar geldik çünkü. Şimdi Arap abi, o kapıyı neden sen açmıyorsun da ben açmak zorundayım? Bir gün de sen meraklı ol. Ya kesin bir şey gelecek ha. Hadi bismillah. Biliyorum ya, biliyorum ya. Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Neyin alarmı peki? Yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Kim yaşar ki ya? O not yazandır ha. Mekanı koruyabileceğini sanan biri olabilir. Adam zil tasarlamış. Zekice ama ha. Ev kuralları. Önemli, lütfen okuyun. Kapıları kilitli tutun. Gelen kişiyi tanımadıysanız parolayı sorun. Bağırmak ve ses yapmak yok. Alarmı duyunca saklanma yerine koşun. Yeni silah mı? Hadi. O ne lan öyle? Fişekli tabanca mı? Şaka yapıyorsun. Ne yapıyor? Fişek mi atıyor acaba? Şimdi merak etmeyeceğim de. İki tane mermisi var bu arada. Gittikçe silahlarımız da yükseliyor bu arada. Ben yine tabancaya geçeyim. Aga buna kılıf dayanmaz ha. Ben her birine kılıf mı yapacağım bunların? Birazdan buralar karışacak, vaziyet alın. Evet Melih, beni daha da gerdiğin için teşekkürler. Ortam bana da çok kötü geliyor bu arada. Eli dur. Dur bir ya. Bir şey daha bulduk. Patlayıcıyla mı ilgili? Paint boya falan yazıyor. Bombaları geliştirdik. Patlama yarıçapı artık 1,5 kat daha fazla. Güzel. Sessiz olsak olur mu? Tamam. Affedersin. Adamlar buraya not yazmış. Sessiz olun diye. Bunlar top oynuyor. Çocuk işte, durduramaz.
Kripnes, burada mısın? Senin ufaklık da yapıyor mu böyle mınzırlıklar? Elektrikle ilgili bir şey mi yapmamız gerekiyor? Niye malak malak bakıyor bu? Üretebileceğim bir şey var mı? Bakayım. Şundan bir üretelim. Sis bombası üretelim. Şimdilik başka da bir şey üretemiyoruz. Ama iyi tarafı, hem çakımız var 3 tane. Hap mı? Hap mı lan o? Vallahi hapmış. Hapım kaç oldu? Hiç bakmıyoruz. 40 olmuş. İyi gidiyoruz. Hatta bugünkü yayında 50 tane de kullandım. İyileşme hızını mı? Evet, iyileşme hızını yükseltmiştim değil mi? Yok. Azami sağlığı yükselttik. Yani bu can barını yükselttiğim anlamına geliyor. Ben shotgun'a geçeyim mi? Yüksek müsaadenizle. Kesin şu aradan gideceğiz biz. Orada bir yol vardı. Lan! Duydunuz mu? Duydum. Hastalıklı. Şşş, sessiz. Dur, vazgeçtim. Oradan gitmeyeceğim. Şurada bir yol gördüydüm. Oğlum ben kafayı mı yiyorum? Yol gördüm ben burada. Tamam, buradan geldik. Ha, o yol bu yolmuş zaten. Biz buraya bakmadan buraya gittik değil mi? Okey. Hadi gidip merak edelim. Biraz şimdi daha özgüvenli oynuyorum. Çünkü toplamda 4 kişiyiz. Beni de sayarsak 5 kişiyiz. Yine mi palet? Aaa! Aa! Oğlum bu doğrudan geldi. Sıkın anasınız. Oo, vur vallahi vur. İyi, en güzelini yapıyorsun. Otur izle aga, hiç karışma. Hiç karışma. Vur kız. Oğlum vursanıza. Şş, adamı götürüyorlar. Arap dayı, her zaman ben olamam yanında. Evet, burada yaşayanların ne olduğunu öğrendik. Evet. Takırdayan olduğuna göre öleli epey olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Bu gidişte çıkacak bence. Zor bir ihtimal ama. Bence de zor bir ihtimal. Canı sıkılan değişmiş. Spor var burada. Spor değil mi bu? Enerji barı buldum. Var 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 var. Metaller çok önemli bu oyunda silah geliştirmek için. Oğlum çok karanlık burası ya. Şş. Neymiş o? Acı çekmediler. Yani. Birileri birilerini mi öldürmüş acaba? Onut'un biraz anlamı ona yönelik gibi. Aa, bulduk değil mi adamı? Kafatasımı ezmeyin falan diyordu ya. O bu değil mi? Yo, bu Kyle'ymiş. Kapanı kısıldık sanırım. Diğer herkes öldü. Yo, kapanı kısıldık. Sanırım diğer herkes öldü. Ufaklıklardan bazıları yanımda. Kapıya dayanmış hastalıklılar var. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Ayş ve diğerleri hayattaysa belki bize ulaşabilirler. İşler iyice boka sararsa elimi çabuk tutacağım. Kyle. Yani Ayş da bu kafatasıma basmayın diyen abi. Bağlantıları var artık. Eşi mi? Sevgilisi mi? Tanrım. Çocukları mı? Anlayamadım. Ama haplanmış. Kalanı da biz alalım. Ve bu da düşündüğüm şeyse... Çok kötü. Ufak çocuklar. Oğlum bunlar aileymiş o zaman ya. Evet, üzüldüğüm ikinci olay oldu oyunda. Bizim kızımızdan sonra.
Keskin yakın dövüş silahları kör silahlara kıyasla daha çok hasar verirler. Yani sen şaka yapıyor olabilir misin? Allahu Ekber. O ne lan? Pala lan o. Pala da ben bu silahı geliştirdim. Onu şu an alamam. Kusura bakmayın. Bu şimdi bir tane kıkırdayanı şey yapabiliriz. Bununla öldürebiliriz. Geliştirdim çünkü. Sizi bilmem de benim malzemem önemli. Buradan gelmiştik zaten değil mi? Ama şurada bir yol vardı. Biz oraya baktık mı? Onu bir merak ediyorum. Bir bakacağım. Buraya bakmadık mı? Sanırım bakmadık. Bir dakika ya. Bak, yok bakmamışız. Baksak bunu alırdım ben. Oğlum bu ne? Her yerde birileri ölmüş. Merhaba Susan. Oho. Akşam yemekte görüşürüz. Bu arada ufak bir uyarı. Kyle yine özel roll köftesinden yapıyor. Ayş. Bunlar aileymiş ya. Yani ortaya çıkan net sonuç bu. Eskiden ailelermiş. Kemal, aga be. Üzüldün mü Kemal? Gittikçe daha çok duygusallaşmaya başladın Kemal ha. Eski haline bakıyorum da eser yok. Yani sen bu yaşa kadar beni mi bekliyordun duygusallaşmak için? Enteresan. Ya Kemal, oyun deyip geçmiyoruz işte bak. Neler var oyunun içinde? Entrikalar dönüyor. Hey, buradan çıkabilir miyiz? Olabilir. Ama fazla yüksekte. Nereye çıkıyorsun kız? Deli. Bir yol olabilir. Burası mı? Değil. O zaman kapı. A kapı, A da sapı. Oğlum sen böyle her açtığında ne geri çekil? Sıçtık ya. Çocuklar da orada kaldı. Buyur buradan yak. Aa! Kız onunla, çocuk da benimle mi kaldı? Henry kaldırmayı deneyelim. Bu kötü oldu. Şey. Emanet mal. Bu garip oldu. Evet. Her defasında. Hadi geçmiş olsun. Bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin, çıkın buradan. Sen yakınında dur. Henry, hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Eli'ye bir şey olursa gebertirim seni. Ben de çocuğu atarım bak yürüyüşlere. Sağlam verdim, sağlam alırım. Şimdi bücür. Arkamda kal. Bak. Hadi evlat. Abi sözü dinle, arkamda kal. Çıkış yolunu bulalım. Kıpraştırma. Olur. Oğlum ne kadar metal varmış burada. İyi ki de kalmışız burada. Şimdi bir şey benim dikkatimi çekti. Hemen söyleyeceğim. Bu. Bence biz bunun ekmeğini yeriz. Yani yeni silah bulduk ya. Şimdi burada da az önce mermisini buldum. Acaba bu ışık bunlara zarar veriyor mu? Yani bak bu müzik niye böyle oldu mesela şu an? Aksiyon müziği bu. Allah belanı vermesin. Oğlum bu fişek tabancası değilmiş ki. Bildiğin silahmış. Sıçtık. Uyan devi uyandırdım. Uyan gelecek şimdi. Kıpraştırma. Sessiz ol, duymazlar. Sessiz ol. Sakin, sakin. Demek ki güzel vuruyormuş bu arada. Headshot'a ikisi de öldü. Tamam biz bunun ekmeğini yeriz. Canım molotof çeken var mı?
Ben bir bakayım orada biri var mı? Az önce koşan bir şey gördüm. Bir toplanın oraya doğru gençler. Şöyle bir yanalım hep beraber. Hep beraber bir yanalım. Kokusu geldi mi size? Var mı acıkan? Her zaman kurt olmaz. Geyik olmaz. Ne dedim? Arkamda kal dedim. Rahat ol, ben de. Oğlum çok fazlalar ya. Çok fazlalar. Şurada var ya 4-5 tane gördüm en az. Bence ne kadar sessiz o kadar iyi. Bıçak. Hap mı? 10 tane mi? Ver 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 ver. Burası ne kadar zorsa o kadar da çok loot verir bence. Şimdi neden ayağa kalkamıyorum diye soracak olursanız. Yusuf. İki... Lan! Ne diyordum? Yusuf. Bir tane daha yanına Yusuf koyun. O yüzden. Allah belanı versin ya. Kır kıkırlar ya. Duyan geliyor yemin ediyorum. Oğlum burası yatakhane miymiş? Neymiş böyle? Çocuk buraya gel çocuk. Sessiz. Gerildim ya yemin ediyorum. Müzik yüzünden. Ben şu silaha geçeceğim ya. Güzel atıyor. Bir de mermileri falan çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Sanırım buraya özeldir o mermiler. Müzik durdu ayrı olsun. Ama bence devamı var bunların ya. Bak 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 Allah'ım ya Rabbim. Selamun aleyküm. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Allah'ım tipsizi. Arap çocuk, beni takip et. Şş, sessiz. Kaç taneler bilmiyorum. Allah senin belanı versin dibimdeymiş. Gıpraştırmayın. Lan! Başardın. Bidonu mu yiyordu? Ne yapıyordu manyak? İyi misin? Evet. Ya iğrençler ya yemin ediyorum. Şu demiri golf sopasıyla değiştirelim. Benziyor. Acaba neden koruyamadılar? Burada bir arada bayağı insan yaşamış ha. Çünkü çok fazla şey var. Malzeme. Çoluk çocuk falan bir sürü insan yaşamış. Ama işte bir yere kadar yaşamış. Şimdi bizimkileri nereden buluruz? Eli kulağındadır gibi. Daha fazlası gelmezse. Şu merdiveni indirebilir misin? Hangi merdiven? Tamam. Gel pıtırcık. Tamam hadi. Çocuğa bir şey olmasın bari ya. Bir de emanet.
Hala şeyi bilmiyoruz ama. Bu çocuk o adamın kardeşi mi yoksa çocuğu mu? İşte oldu. Aferin evlat. Robota bak. Elinin sesi. Sesini duydum. Hadi. Ağzını sıçayım diyor. Hadi bismillah. John, onlar. Sen! Bunu çok şükür ya. Koşmamız lazım. Oo, duyan geliyor yemin ediyorum. Arkaya bakmıyoruz. Arkaya kesinlikle bakmıyoruz. Peki kapıyı kapatsak olmuyor mu? Oluyor. Güzel. Hayli, kapıdan uzak dur. Hadi beraber itelim. İtelim. Hadi. Sam! İçeri süründü. Oğlum o çocuk manyak mı? Niye sen böyle bir şey? He, mantık. Çabuk ol. Vallahi zaman. Sözümü geri aldım. Tamam hadi. Kapat. Herkes yukarı yürüyün. Bunlar bu arada şeye gelemez değil mi? Güneşe gelemezler. Bu ne biçim aksiyonlu bir bölümmüş. Yeni silahı çok sevdim bu arada. Bayağı etkili. Tamam oğlum geçti artık. Niye bu kadar hala koşuyoruz biz? Aptal şeye sıkışmış. Hadi kaldır beni. Şu pencereden çıkacağım. Buraya bir şey gelecek ha, ben size söyleyeyim. Biz bu kadar koştuysak. Önce kapıyı açarsın. Kesin gelecekler. Hadi sen. Burayı korumam lazım benim. Bak demedi demeyin. Hala da gelen yok ama. Animasyon mu girmesi gerek? Geliyorlar işte. Hazır olun. Sıçtık ya. İşte başlıyoruz. Silah efsane bu arada. Biraz yardım etsem mi acaba? Oğlum ne kapıymış ya? Açsanıza şunu. Koş. Bakma arkaya. Yürü. Hadi. Kapat. Bütün kilitleri tak. Çok gerildim ha. Çok fazlalar. Belliydi zaten oradan bu kadar bir şey geleceği. Warning. İçeride enfekte olanlar var diyor. Kapıyı açmayın diyor. Şimdi mi yazılır bu? Yaklaştık. Hadi gidelim. İlk defa bu kadar fazlasını gördük oyunda. Çok fazlaydı. Kıkırdayan, takırdayan hepsi birleşmiş. Hey. Nasılsın ufaklık? Ufaklığı kolladım. Nasıl olsun? Evet. Birazcık zor. Oy. Ver. Evet. Yeni silah geliştireceğim bu arada. Hak ediyor yani. Tek atıyor neredeyse ya. Headshot attığımızda. Hasarı yüksek. İşte orada. Demiştim değil mi? Ha? Hadi bir yol bulalım. Kuleye gitmemiz gerekiyor değil mi? Sen ne alemdesin peki? Bildiğin gibi işte. Özledin mi beni? Tek başıma birkaç hastalıkla öldürdüm. Aferin kız. Oklu. Görmen lazımdı. Güzel. Yaparsın sen. Gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum bu kızı. Kaan hoş geldin. Keşke part 2 bilgisayarda olsa. Eminim o da gelecektir Kaan zamanla. Çünkü biri çıkardılar ki yıllar sonra oldu bu. Ama ikincisinin gelmesi o kadar uzun sürmeyecek gibi geliyor bana. Bir yandan da şöyle bakarsan konuya, sonuçta işin içinde maddiyat da var.
Ki 10 yıllık bir oyunu tekrar pazarladılar bir anlamda. Ve PlayStation'a göre de daha iyi oldu ki bu kadar optimizasyon sorununa rağmen. İlk çıktığı haller berbattı yani. Steam'de ortalık karıştı. Herkes hani verdiği paranın hakkını karşılığını alamadığı için delirdi yani. Oyunda bir sürü sorun vardı. Şimdiye göre daha iyi bu durum ama hala kötü bir tarafı var oyunun. İnanılmaz şekilde ekran kartı ve işlemciden güç çekiyor. Şu an benim ekran kartım muhtemelen %90'da çalışıyor ve işlemcim de bir o kadar da çalışıyordur. Bu hala oyunun optimizasyon sorunu olduğunu gösterir. Yani kötü bir bilgisayarla bu oyunu oynamanız çok çok zor. Sürekli FPS drop yersiniz. Bende bile arada oluyor hala ki ekran kartım iyi değil. Belki ekran kartı daha güçlü bir 4000 serisi olsa bu kadar sıkıntı yaşamayabilirim. Her zaman olmuyor ama ara ara görüyorum olduğunu. FPS düşmesi falan oluyor. Droplanma oluyor. O yüzden birazcık da yavaş oynuyorum açıkçası. Hani çok fazla şeye girmesin diye. Ama her zaman değil, bazen hızlı oynamak zorunda kalıyorsun oyunda. Konuyu toplarsam şu ana kadar çok çok beni rahatsız edecek, eminim sizi de rahatsız edecek şeyler yaşamadık. Eski sistemde zaten 2 bölüm oynadım bu oyunu ve bıraktım yaklaşık 8-9 ay önce. Çünkü oynatmıyordu yani. Ne ben oynayabiliyordum ne siz yayında izleyebiliyordunuz. Bir esprisi yoktu. Ben de oyunu rafa kaldırdım. Ne zaman dedim donanımı değiştiririz, güçlendiririz. O zaman bir denerim dedim. Ekran kartı yine hala eski ekran kartı ama donanım olarak DDR5'e geçtim. Ryzen. Ve şu an onun nimetlerinden faydalanıyoruz açıkçası. Bu siyahlı Yiğidolar kardeş miymiş? İnşallah başlarına bir şey gelmez. Şimdi onları oraya kadar ulaştırabilecek miyiz bilmiyorum. Bunu ne zaman göreceğiz? Bir sonraki bölümde göreceğiz tabii. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Çok eğlenceli gidiyor oyun. Bu yüzden biraz da sindirerek oynamak istiyorum. Normalde tabii ki 3 saatlik yayınlar da gider Last of Us'ta ama bugünlük 2 saat olsun. Akşam 8.30-9.30 arasında Long Dark yayınım olacak. Müsait olursanız beklerim sizi. Maddi destekleriniz için çok teşekkür ederim. Akşamki Long Dark yayında görüşürüz umarım. Gittim ben. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.